Formula 1 dünyası Temmuz ayından bu yana casusluk skandalıyla çalkalanıyor. McLaren Mercedes'in en büyük rakibi Ferrari'nin teknik bilgilerini ele geçirdiği iddialarıyla başlayan skandal, spor tarihinin rekor cezasıyla sonuçlandı. Puanları silinen McLaren Mercedes, 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Formula 1'in en başarılı takımları Ferrari ile McLaren arasındaki motor sporları tarihinin en büyük casusluk skandalı sezon öncesine dayanıyor. Ferrari'de Michael Schumacher'in emekliliğinin ardından takımın teknik dehası Ross Brown'da 2007'yi dinlenerek geçireceğini açıkladı. Baş mekaniker Nigel Stepney, Brown'dan boşalan koltuğa terfi olmayı beklerken test ve teknik menajer olarak fabrikada masabaşı göreve atandı. Tarihler 21 Haziran'ı gösterdiğinde Ferrari, Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilen Monaco Grand Prix'sinde sabotaj yaptığı gerekçesiyle Nigel Stepney aleyhinde İtalyan mahkemelerinde soruşturma başlattı. Temmuz ayının hemen başında McLaren Teknoloji Merkezi yakınlarındaki fotokopi dükkanında çalışan biri Ferrari'ye ait 780 sayfalık bilgilerin çoğaltıldığını ihbar etti. Fotokopiyi çektiren McLaren Mercedes baş tasarımcısı Mike Cullen'ın eşi Trudy'den başkası değildi. İtalyan takımı 3 Temmuz'da İngiltere mahkemelerinde açtığı soruşturma çerçevesinde Mike Cullen'ın evine baskın yaptırıp kendilerine ait teknik bilgilere ulaştı. McLaren bu gelişme üzerine Cullen'ın görevini askıya aldığını duyururken Ferrari, İtalyan mahkemelerinde Nigel Stepney aleyhinde teknik bilgi hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle yasal süreç başlattı. Bir gün sonra McLaren, Cullen'ın evinde bulunan teknik bilgilerden hiçbirisinin otomobillerinde kullanılmadığını belirtip, konuyla ilgili detaylı inceleme yapması için Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nu fabrikasına davet etti. 10 Temmuz'da iddialara yönelik ilk duruşma Londra Yüksek Mahkemesi'nde gerçekleşti. Aynı gün geç saatlerde Ferrari, bazı itiraflarda bulunması koşuluyla Cullen'a İtalyan mahkemelerinde yasal süreç başlatmama garantisini verdi. Uluslararası Spor Yasası'nın 151C maddesini ihlal etmekle suçlanan McLaren'in patronu Ron Dennis, 26 Temmuz'da yapılan Olağanüstü Motor Sporları Konseyi toplantısında hiçbir çalışanın Cullen'ın evinde bulunan söz konusu bilgilerden haberdar olmadığını savundu. Dünya Motor Sporları Konseyi delil yetersizliğinden dolayı takıma herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Ancak McLaren, otomobillerde Ferrari'ye ait gizli bilgilerin kullanıldığının kanıtlanması halinde ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıldı. Karara tepki gösteren Ferrari, sezon başında hareketli tabanların yasaklanmasını skandalla ilişkilendirerek McLaren'in elindeki bilgileri FIA'ya sunup kendilerine karşı kullandığını iddia etti. Mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan İtalyan ekibi, dünyanın en ünlü istihbarat şirketlerinden biri olan GES'le de anlaştığını açıkladı. 31 Temmuz'da FIA Başkanı Max Mosley, Ferrari ve İtalya Otomobil Sporları Federasyonu'nun talebi üzerine konunun temyiz mahkemesine taşınacağını söyledi. Takvim yaprakları 5 Eylül'ü gösterirken, FIA ulaşılan yeni kanıtlar nedeniyle 13 Eylül'de görülecek temyiz duruşmasını iptal ettiğini, bunun yerine Dünya Motor Sporları Konseyi'nin bir kez daha toplanacağını açıkladı. 13 Eylül'de gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi'nin olağanüstü toplantısına her iki takım da sayfalarca belgeyle katıldı. Tarafları dinleyen ve belgeleri inceleyen Dünya Motor Sporları Konseyi, McLaren'in 2007 markalar klasmanında topladığı 166 puanın silinmesi ve 100 milyon dolar ceza verilmesini kararlaştırdı. Sürücüler klasmanını 1. ve 2. sırada sürdüren McLaren Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Fernando Alonso ise bu cezadan etkilenmeyecek. Ayrıca McLaren Mercedes sezonun kalan 4 yarışında markalar klasmanı puanı kazanamayacak ve kazandığı yarışlarda pilotlar dışında podyumda takımdan bir çalışanla temsil edilemeyecek. İngiliz ekibinin markalar klasmanındaki bütün puanları silindiği için takım, sezon sonunda klasmandaki derecelere göre dağıtılan Formula 1 gelirinden pay alamayacak. McLaren Mercedes'in 2008 yılında yarışacağı otomobil de sezon öncesinde detaylı teknik incelemeden geçirilecek ve Ferrari'ye ait bilgilerin kullanıldığına kanaat getirilirse tekrar yaptırım uygulanması söz konusu olacak.